Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hepinize hayırlı günler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bugün iyiyim çok şükür. Aman. Karnıyarık yapıyorum arkadaşlar şöyle. Soğanımla kıymam kavruldu. Şimdi de biberini doğruyorum. Bunlar kavrulurken de patlıcanları çizeceğim pijamalı pijamalı. Onları da Ayfer'de kızartacağım. Şunları doğrayın. Bizimkiler sevmez zaten patlıcanını. Onlar çiğini yiyor, kıymasını yiyor. Aynen yani dolmanın içini yiyip de biberini bıraktığı gibi. Domatesin kabuklarını falan soydum. Onları hazırladım. Soğanını, biberini, her şeyini hazırladım. Geçen aldığım kıymayla acığını yapıyorum işte. Airfryer'e de 3 tanesi anca sığıyor. 3 tane yapacağım. Şey, bizimkiler kıymasını yediğimde 3 tane yeter bence. Yanına da bir yoğurt çorbası yapacağım. Birazcık da pirinç pilav mı yaparım? Bulgur pilav mı bilmiyorum artık. Biber daha ciğerim çok kırmızıymış. Sizler bugün neler yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Allah hepinize sağlık sıhhat versin inşallah. Bugün bir hava bir soğuk burada. Balkona zor çıkıyorum. Çamaşır sevdim az önce. Esiyor. Güneş var. Güneşin kutbu yok. Güneş bir kayboluyor, bir geliyor. Gece yağmur yağdı mı yağmadı mı bilmiyorum. Sonra diyordu çisel atılacak diye. Bugün normalde abim bahçe süreceğiydi. Bahçeye de süremeyecek herhalde. Yaş çamur. Dün önce ot yoluyum diye girdiydim zor çıktım çamurun içinde. Baba gelecek şimdi annem. Babaanneyle konuşuyor aşağıda dur. Sonra gelince Dilan aşağı indi. Şimdi de ağlıyor burada. Şu mamamızı yapalım da yiyelim diyemedim de. Biberimiz de kavruldu. Domatesimizi de dökelim. O da biraz suyunu çekince salçamızı atacağım. Bayağıdır yapmıyordum karnıyarıkta. Biraz kavrula dursun.
kabuklarını yıkayalım. Bak pizzanın kilosu 15 liraydı bu hafta. Geldi diren baban, gördün mü kızım? Sabah evden zor kaçıyor Soner. Ne oldu ya? Duşunu atayım mı bu canlarım için? Tamam, niye alıyorum? Gel. Papatyam gel. Seni niye alıyorum kızım? Hiç beni sevmem papatyam değil. Sadece ben seviyorum. Sen de benim papatyamsın. Küçük papatyam. Sen de büyük papatyam. Ne oldu kızım? Hı? Derdin ne? Söyle. Dur konuşalım seni. Ne oldu kızım? Anlat. Nadal aldın, yine Nadal istiyor. Tamam, yap neyse. Şuradan evde yani. Yine kurcalasın. Sen neden Nadal'ı istiyorsun? Kız çocuklar niye bu kadar nazlı dedi? Biz de mi böyleydik küçükken? Biz hiç nazlıyı yapmazdık her annemize. Kızım naz yapmaya kalksak tokadı yapıştırırdı annem bize. Yağmur yağıyor. Kızım dışarıda yağmur yağıyor. Şimdi gidelim. Neyse, yağlamaya da unuttum şimdi. Ne yapıyorsun Antun? Kanlayalım. Evet. Sen evet. Her zamanki gibi kıymasını seçeceksin yine. Seçmiyorum için bana biraz ayır. Bir tarafa kadar. Şu bana yeter. Zaten. Şunu bana ayırsan yeter. İçine ne kalacak? Domates mi döşeyim içine de? Sallayayım mı? Uyuyacak mı? Tahta salla diyor. Bu soğukta para yağmur gidecek. Yağmur yağıyor. Yağmur. Kızım yağmur yağıyor. Deli gibi. Gel içeride sana dinle açayım da dinle. Tamam, hava güzel olsun götüreceğim seni. Nasıl geçiyor? Soğuk basıyor. Hadi yapacakmış. Üç tane anca sığdı. Bu da gitti zaten. Kamilan bu arabayı satmış ya. He. Bunu. İstanbul'dan giriyorlar bu arabaya. Bu arabayı. Tamam. Niye satmış? Arkadaş aramış. Araba almış seni demiş. Bana burada sayıyor. Evde sallayın. Buna zaten ısınamamıştı, otomatik ya. Zaten şey, ateme gibi sürüyordu bu arabayı. Golf alacağım diye. Kırmızıların şöyle. Şu kablo kopmuş başladım. Kızım. Kablo kopmuş, şunu alalım. Onu bastırma, yap sonra ev. Yapayım şunu. Elektrikmeyi çantar, sonra bir dur. Sen pişanmadın mı sömürgeye? Telefonu sallama. Yok da, niye söylemiyorsun? Şu odadakilerin içine baksana, belki vardır orada. Baba, bak, sayıyor. Kızım park olmaz, gözünü sevdiğim. Yağmur yağıyor kızı. Nasılsa ayrıca gel içeride onu yap. Sizin de kızlarınız böyle nazlı mı arkadaşlar? Bizim fıstığımız pek nazlı. Bir de yoğurt çorbası koyayım ben. Dolabımızda maşallah şeyi ötüyor. Dolapta yarım var zaten. Bir tane daha çıkarayım. Koca dolabı taşıyıp küçücük kavanozu açmıyor. Çıkmadan kaldı. Cık da onlar gitsin. Şu
şöyle yazma ortasından eğirip de tarhana yaparak annemine. Böyle karışıyor, kaynadı yok bir kere. Tuzunu da kaynattıktan sonra atıyor. Üstüne bir de nane, mis gibi yoğurt çorbası. Suyu az gibi tabii. Senin kalbin kararmış değil. Ankara'da Elvenkent'te müşteride çalışıyordum. Abimin arkadaşıydı. Orada kendim yapıyordum dövme. Geçici dövme. Yasin'e değişik bir şey yaptı. Eymen'e yıldız yaptı. Öğretmen Eymen'inkine silin gibi canlı. Çocuklar da yaptığımı öğrenince istediler. Onlara yapmak için kapatayım da bir tane kalp yapayım. Kararak. Bir de bu kalp yaptım. Şimdi de ben varım herhalde. Evet. Sen şimdi açamazsın. Çünkü ben ciğer alsaydım. Ciğer dolapta var ya, yarın da onu yapayım. Akşam. Yarın. İşte yarın akşam. Sen bundan bana ayır. Tamam, zaten 3 tane baktıysam o çok olmuyor. 3 gündür çay yok evde. Annem de dileniyoruz. Dilenme neyime de şey yaptıydım Yasin'e. Yumurta pişirdiydim. Sonra seni öyle dağılmış değilmiş. Kesmeseydi zaten şeyi dururdu şöyle. Değişik. Kaba dururdu. Bizim çay tenekemiz nedir? Çay tenekesi de yavurdu. Bir tenekesi sonra kavandı. Yani bana neye seçti? Hem nedir? Ve? Öbür büyük doldurma. Öbür büyüğe doldurmayayım ben. Sadece ona dolduruyor. Yasin de saatini şarja taktı. Durmadan şarja takıyor saatini. Hey,
Geçen saatini takmayan niye takmıyor diye soranlar olmuş. Bazen takıyor okula giderken, bazen takmıyor. Canı isteyince takıyor yansın. Az önce gelmiş bir kız diyor bana, saatinin şahsını diyor, dendiriyor değil. Kutusuna koymuştum. Dedim, oraya bak, buraya bak dedi. Babam kutusuna koymuştur dedim de. Ortada olan şey bekletsene. Kutusunda güzelce dur. 100 liraya mı yaptı? İndirim mi? Pazarlık etmedim, adam güzel yapmıyor işte. O da yapabilir. O inmeyi de koyduk, ama bakar sonra. Şöyle koyuyorsun. Bunu koy da şeye koyayım. İki tane çay almış. Çaysız da durum var ya, bak mı? Pilavımızı koydum arkadaşlar şöyle. Patlıcanlarım da pişmiş, görüyorsunuz. Şöyle küçük borcamama yapıyorum. Fazla yağ sıçratmadan mutfağa alacağım. Airfryer'de 15-20 dakikada pişiyor. Biri yağ senin, biri eğmenin, birisi de benim. Sonra yok. O patlıcan sevmiyor zaten. Gerçi çocuklar da yemez patlıcanını da, onlar şeyini yiyirler. Kıymasını yiyir onlar da. Bir de bunun üstünü süsleyelim domatesinin biberinin. Şurada Soner Efendi'ye kaldı. Bunda Dilan Hanım ikisi yesin. Şöyle füsleyelim. Üç kişilik kanlıyor arkadaşlar. Hemen domates sosunu da yapayım. Fırına götüreyim. Domates sosumuz da hazır. Bu da annemin limon sıkacağının altıymış. Gece Eymen'e beslenme koymuş bunu. Şu yoğurt çorbasını götürür müsün Arçeli'ye? Aman onu çalıyor işte. Arçeli'ye mi? He, sonra Arçeli'ye. Dışarıya taştı diyorum, ne Arçeli'yi? Arçeli'ye dedin mi? Çorbayı götürdü Arçeli'yi, ne Arçeli'ye anı? Evet, çorbayı götürdü Arçeli. Çorbayı Arçeli'ye götürme de diyeyim. Şeye götür, zobanın üstüne götür. Arçelik. Bu herifin gaz bozuk ya. Çorbayı Arçeli'ye götürme. Arçeli'ye götürme, hızlı değil ya Arçeli'ye. Haydi gidelim, suyucuk fazla geldi ya, onu başka bir şeye kullanırım artık. Al kızım sen bak. Yedin mi bundan? Hemen dudağını uzattım. Kıyma buluyor çocuklar, şey yiyor da aşım alıyor. Pilavı da şuraya getireyim. Halıyı bir tarafa kaydırmışlar. Ayıcığım bir tarafa koyuyorsun. Açın hadi lan. Kaç kızım şunu güzel mi? Dilan Hanım'ın keyfi yok ya, mızırdanıp duruyor. Telefonu istiyor.
Ben gideyim de akşam ona da çubuğundan getireyim çektiğimizde. Ağaçlar da nasıl çok yanıyor. Çok yanıyor. İnsan evde de durmuyor bu ağaçlarda. Baba. Babamı yaktı. Evet arkadaşlar, kalmayarımız pişti, hazır. Sonra'nın kıymasını da buraya koyduk, mısınsın diye. Üç kere de bana kıymadan ayır diye. Bununkini ayırdım. Yoğurt çorbamızın ağzına da açtıydım, dilen sıcak içemiyor. Basıyor bahar diye. Çorbayı şimdi bir nane yapalım. Yemeklerimizin ucu da zobanın üstünde pişti. Soba aynı air fry gibi. Üstünde de pişiyor, fırında da pişiyor. Her yerinde pişiyor, çamaşır kuruyor. Çok faydaları var zobanın. Bir yandan da sinimi koyayım. Bir de salata yaptım. Domates, salatalık. Sonra havuç. Dilan, gelme anneciğim. Dilan video izliyor ki tabii geliyor, geliyor buraya. Çorbamı tuzumu da atmalıydım. Unutmadan atayım da. Tuzsuz hiçbir şeyin tadı olmuyor. Daha çamaşır sereceğim ben. Çamaşırı çıkarttım marketten yeni. Şöyle kapatalım, bunu da kapatayım. Bir yana şifalı yerine yoğurt çorbası. Onunkini hemen önden koyayım da soğuğa dursun. Şimdi basar baharatı yazınlık gibi. Sonra yoğurt çorbası içmez. Bana sade yoğurt nasıl da güzel pişmiş. Suyunu birazcık koysam da biraz ekmek batırsın. Suyunu çekince koyulaşmış suyu iyice. Pilavımızı da koyalım, tamamdır. Az önce biber doğradım ya, kanlıyorum içine. Birisi acıymış şu banlama şöyle haşladım gözümü, bir yandı gözü. Çizadan yaktı gözümü. Pilavımız da tane tane olmuş.
Son evlilik bize yeter bu. Düştü. Salatamızın yağsını da dökelim. Bugün işte menümüz böyle arkadaşlar. Bizim karnıyarık, pilav, salata, çorba. Evet değerli takipçilerim, biz yemeğimizi yedik. Çocuklar da sonradan yedi yemeklerini. Şöyle mutfağımızı toplayın. Eymen de bir yandan top oynayın mutfakta. Çocuklar yemedi şimdi. Ne geçiyorlardı? Kanlı yara yemediler. Babaları şey aldığından, nadir aldığından. Dilan almıştı bunlardan. Dilan'dan artık yiyor. Ben de şöyle ufaktan bir mutfağımı toplayın. Sonra makineyi çalıştıracağım. Yemekler de masada yediler, maşallah masayı da halletmiş çocuklar. Niye öyle ettin Zeynep masayı? Ne? İyi? Ne? Gel makinenin içinde oyna oğlum. İçine gir yat, içinde öyle oyna. Çok güzel oynadı orada. Bizim odaya. Bizim odada dolap var ya, aynalı dolap. Şundan. Hadi bunları da oraya koy. Şunda iki tane büyük aldım. Her taraftan bardak çıkıyor. Suyun içe etrafa koyuyor bardakları hep. Thank you.
diyorum. Hadi bir izleyicilerimize göster bakalım. Sırtı
Burada çıktın. Dur bir daha bir şey mi? Buradan çıkacak ya. Sabun, sabun. Bunu bir de suratınıza sürüyoruz değil mi? He. Kadınların vazgeçti nasıl şeydi? Elime değdi ben oruz oldum. Suratınızda nasıl taşıyoruz bunu? Köpürmedik de. Yağ sökücü var mı? Yok muydu? Yağ sökücü yok. Yok yok. Tamam. Yağ sökücü bitti de içine şeyi doldurdum ya. Yüzeyi temizledi, doldurdu. Bir suyun anıcıkta üstüne su kattım. Şimdi mazanın üstüne ısınıyorum, bir yiyorum, bir yiyorum. Arabanın bir yerde çağ var da motorunda biraz leke yapmış. Gidelim. Baba, burada benim diyorum. Gidip gelip krem mi getireyim? Bu sefer de ayak krem mi getirmiş? Bakalım şimdi. O da benim görevim. O da diyor benim görevim diyor. Baba. Ya kızım senin görevin olsun. Benim görevim. Yok benim değil senin. Baba anne. Bitmiş kızım o görevim. Yasin benim telefonum bluetooth'una bağlandı. Beni işine dönüyor. Sen de çay içeceksin. Otur gel otur. Gel sonra. Gelin arkadaşlar çay içelim. Mutfağımı topladık. Al sen bebeğini salla. Bak kızım ne el salla ya size. Şömineyi getir elini salla haydi. Ana yastık geldi. Yastık orada. Sonra yüzü egzama olmuş. Azıcık krem sürdü de yine de acışıyor canım. Acışıyor mu yanıyor mu? Yanıyor acışıyor. Anne ben de yanıyorum. Egzama sorun vardır aramızda. Ben de açıyorum. Kötü yani. Nesli kıraktırıyor adamı yani düşün. Kızım da bebeğine sallarmış. Bebeğin adı ne kızım? Anne bak. Devam doğdu. Çayın doldu mu çayın? Anne bak. Ben de yanıyorum. Bebeğin adını ne koydun bir daha? Mahmut. Hem ben olsun mu? Cebbar diyelim kızım ama. Bana dudak kaydı. Dilan, bunun adını ne, adı ne olsun bunun? Nerede? Fırat. Adına ne diyelim ama kızım? Bana da Cebbar diyelim. Bu benim. Diyor seninkisi olsun kızım. Benim bu. Benim. Mutfağı topladın, çamaşırların üzerini katladın. Anne o benim. Şimdi de çay içiyor. Hangisi senin? Şu senin kızı. Şey balkona çık bari rüzgara. Uyutmuyor beni ya. Bilmem de uyumuyorum. Niye iki gün sonra gösterdi yetkisini? Öyle olur. Geçtikten sonra şey yapar. İlk yaptığın gün bir şey iyi oldu. Sonra da gösterdi. İlk yaptığım da zaten kabarmıyor. Şundan aç. Ben uyuyamadım ben fark ettim ya. Gece başladı. Attım yeter çok atma. Şu bebeklerini toplayıp dağıtmasın. Bana ne be? Yok kızım bilme şekerini. Bakın dengeli sana şöyle çizdirdim. Şöyle kestim ver böyle. Şöyle ne yap dedim. Evlendiğimizde de öyle değil. Orayı daha siyah olsun diye boyadım. Anne. Boyayla. Bir alerji oldu, bir kabardı bura. Doktor diyor ki o şeyi çektim de diyor, nasıl diyor kabarmış, ben onu çözemedim. İyi dedik. Elimi niye çekeyim, ben senin şekerci değil mi? Ellerim şişti, ellerim arası böyle balon gibi olmuştu, kapatamıyordum. Üstte şişti, eldivenle çalışıyordum, elim kötü oluyor diye. Sen niye öyle duruyorsun yani? Talep eden kalp da kaçacak gibi duruyor. Kıstır. Şeker alınmaz zaten. Gücücük şekeri nasıl alacaksın bana? Elini ıslat kızım içine batır. Yarın değmenin şeyi varmış. Neydi? Sinema bileti vermiş öğretmen. Ona gitmeyi istiyor. Dur bakalım gidebilecek mi? Sen gideceksin ya. Sadece heyben ücretsiz mi? Bize 250 ücret ödeyeceksin. Sadece bunlar benim sözüm var ya. Sinema sözüm var.
İddiaya girdik, kaybettim. Sinema sözüm var bunlara benim de. Nasıl dedi iddiaya girdiniz? Neyle girdiydiniz? Sinema. Lades miydi? Lades'e girdik. Ben kaybettim. Sinema sözüm var bunlara. Hadi gidelim mi? Hı? O filmde değil, onu başka filme gidelim. Şöyle ailece izleyeceğimiz güzel bir film. Aksiyon, macera, vurdur kadın olsun. Baba, abim. Bir an topla kızım, bak şurada var, görüyor musun? Nerede? Şuralarında da var mı? Baba, eline sen bana geçer misin? Baba, çık bu geldi. Baba, çık bu geldi. Bakayım. Baba, çık bu geldi. Yaşlar arıyorum, biliyor musun? Deliklerini öldürüyor. Nasıl kabarmış, hani sivilce çıkmış gibi olmuş yüzünden. Boya hiç yapmazdım bu arada. Keşke hiç almasaydım. Çocuklara verirdim. Şu kolunuza yaptıklarınızdan oldu. Sen değmedin ki ama nasıl oldu sana? İşte onun, o ilacı kokusu bile bunun için şişiyor. İyi ki de bende öyle bir şey yok. Çok kötü be. Kozum yine yandı hani. Çeksene resmini artık. Dur bak sonra çekeyim. Ondan çek de görelim. Ya ben ne derece çıkacağım. Ona göre gideceğim. Bir an gelme. Dur kısa. Videosunu çekeyim. Şimdi sırtımdan şey yapıyor böyle. Cız cız yanıyor. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bol bol beğeni yorum yapmayı unutmayın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. El sana kızım haydi. Çaydan bir bardak içmeden video kapattık. Haydi. Herkese hayırlı akşamlar.